Merhaba. Bugün Lacancı klinikte psikoz, nevroz ve sapkınlık olarak adlandırdığımız klinik görünümü açıklamak için adlandırdığımız üç dönemin özelliklerini irdelemeye çalışacağız. Neden bu isimleri almışlar ve bu isimli dönemlerde, bu ismi adı alan dönemlerde öznenin fenomenolojisi ne şekilde, klinik fenomenolojisi ne şekilde gerçekleşiyor? Bunu anlatmaya çalışacağız. Psikoz bildiğiniz gibi gerçek dönemine karşılık gelen, yani öznenin aslında bir ego olarak ayrışmamış olduğu, ayrı bir nesne haline gelmemiş olduğu, bütünlüğün korunduğu, ötekiyle öznenin bütünlüğünün korunduğu, daha doğrusu bir öteki kavramının olmadığı bir kopmamışlık, kasti olmamışlık ve bütünlük dönemi. Psikoz dönemini bu şekilde anlıyoruz. Nevroz dönemi, nevrotik dönem, öznenin bir ego nesnesi olarak ötekinden ayrı bir konuma düştüğü, kasti olmuş olduğu, ayrı bir antite olarak ele alınabildiği bir dönem. Buradaki kopuş ilk olarak anneden gerçekleşiyor. Daha sonra öteki olarak baba ya da başka kurumlar, başka yapılar, başka insanlar ve diğer küçük ötekiler, yani bu büyük ötekilerin yanında diğer nesne olarak var olan küçük ötekilerin arasında bir nesne olarak, ego nesnesi olarak özne var oluyor. Ve bu ego nesnesinin tekrar bütünlüğü sağlamak üzere kastrasyon sonrasında, yani bütünlükten koptuktan sonra, büyük ötekinden özellikle koptuktan sonra tekrar bütünlüğü sağlamak üzere tekrar tekrar histerik, yani nevrotik olarak adlandırdığımız bir tablo içinde fallus hedefine doğru, yani bütünlüğü tekrar sağlama hedefine doğru bir yola girmiş olduğunu görüyoruz. Bu yol doğrudan fallusa çıkan bir yol olarak görülüyor. Tabii bu yolu bizim günlük yaşamda kullandığımız mantıkla anlamamız olanaksız. Yani nevrotik öznenin hangi yoldan bütünlüğü sağlamaya, tekrar kastrasyonu engelleyerek büyük ötekiyle özellikle bütünlüğünü sağlamaya yöneldiğini tam olarak anlamamız olanaklı olmuyor. O farklı bir mantıkla çalışan bir yol ama aslında nevrotik mantık içinde, yani primer düşünce süreci mantığı içinde aslında dümdüz bütünlüğe giden bir yol. Ama onu, yani bu döneme imgesel dönem diyoruz. Bu döneme simgesel konumdan baktığımız zaman oldukça karmaşık ve anlaşılmaz bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Ama aslında işte bilinç dışında konumlanmış olan bu imgesel fanteziler özneyi doğrudan bütünlüğe götürmeye yarayan, bu yolda kaldığı zaman doğrudan onu fallus olmaya, bir bütün olmaya götüren fantezilerin kurmuş olduğu doğrudan yollardır. Dolambaçlı yollar değildir. Ona simgeselden bakınca dolambaçlı olarak değerlendirmemiz tamamen bizim bakış açımızdan kaynaklanan bir şey. Şimdi aslında bu iki dönem, yani psikotik öznenin bütünlükten kopmamış olduğu, kasre olmamış olduğu dönem ve nevrotik öznenin bütünlüğe doğru yönelmiş olduğu dönem, insanın doğal halleri, daha ilksel halleri, özüne ait durumlar olarak kabul edersek, bir de bu yollardan sapmış olan öznenin bulunduğu durum var ki ona da pervert, yani sapkın özne olarak onu, bu klinik fenomenolojiyi öyle adlandırıyoruz. Yani simgeselin etkisiyle yolundan sapmış olan özne. Şimdi buradaki bu sapkın kelimesinin özellikle üzerinde durmak lazım. Bu sapkınlık, sapıklık anlamında, yani bir cinsel sapıklık gibi bir sapıklık anlamında genellikle yanlış olarak kullanılıyor. Ama burada bir yolun değişmesi, farklı bir yola sapmak, yol değiştirmek şeklinde bir anlam
üzerinde kurulan bir sapma durumunu ifade etmek üzere burada perverti kullanıyor Lacan aslında. Şimdi bu pervert kelimesinin Latince kökenine baktığımız zaman pervert ya da divertere, yani divert işte diverse Fransızca ya da İngilizce divert etmek, saptırmak, pervert etmek. Bunların Latince kökenli, bunlar Latinceden gelen kelimeler Fransızca'ya ve İngilizce'ye. Aslında vertere kökünden geliyor. Yani vertere Latince'de değiştirmek, olan bir şeyi değiştirmek, farklı bir şey yöne saptırmak anlamında kullanılan bir şey. Latince'de yine divertere, yani divert ya da diverse anlamında Fransızca'da kullanılan, İngilizce divert anlamında kullanılan şey divertere, yana dönmek. Pervert ise pervetere, yani Latince kökeninde pervetere, saptırmak anlamına geliyor. Yani bu sapkınlık, yani sapıklık anlamında kullanılan bir şey değil, sapıklık değil. Yani bir cinsel sapıklığı kastetmek üzere değil. Yani bir aksiyon içinde, bir hareket içinde olan bir şeyin doğal olarak gitmekte olduğu yoldan sapması, saptırmak anlamında, yolunu saptırmak anlamında kullanılan bir şey. Fransa'da pervertir anlamında olarak kullanılıyor. Saptırmak. Özne burada nereden sapmış oluyor? Yani pervert döneminde, yani simgesel dönemde fallus olma hedefine doğrudan yönelen, o yolda ilerleyen özne olmaktan sapmış. Yani bir bütünlüğü, anneye olan arzusunu, babaya olan arzusunu ya da başka bir büyük yapıya, büyük ötekine olan arzusunu, onunla bütünleşmek arzusunu, onun içinde yok olmak, kendisini nesne halinden kurtarmak arzusunu bırakarak o yola, o hedefe ilerlemekten vazgeçerek farklı bir yola sapmış olan özneyi ifade etmek anlamında kullanılıyor. Çünkü simgesel özneye bu yolda giden bir özne olma rolünden daha farklı bir rol verir. Üretim ilişkileri içinde belli bir iş bölümünün getirdiği belli bir işi yapma rolü verir. Ya da toplumsal yaşamda akrabalık ilişkilerinin getirdiği belli bir rol verir. Ya da eğitim sürecinde belli roller verir. Ya da toplum içinde daha akrabalık ilişkilerinin dışında girdiğiniz iş yerinde, üniversitede üretim yapan bir kurumda yapmanız gereken işe yönelik olarak bir kimlik verir ve siz orada amacınız simgesel içinde kaldığınız sürece pervert etmiş olursunuz amacınızı. Yani pervetere Latincesi saptırmış olursunuz. Nereye saptırıyorsunuz? Fallus olma yolundan büyük ötekiyle tekrar bütünlük sağlayıp kasri olma durumunuzu ortadan kaldırıp nesne olma durumunuza son verip fallus olarak var olma durumunuzdan sadece tanımlanmış olan rolü yapma yoluna sapmış oluyorsunuz. Yani yolun sapması, başka bir yola sapmak, başka bir yolda yürümek anlamında. Yani yolumuz aslında bıraksak hepimizin yolu fallus olmaya giden yol doğal olarak ya da oradaysak durmak, psikotik özne durur. Zaten fallus durumundadır. Hareket etmesine gerek kalmaz. Nevrotik özne koptuğu için tekrar oraya yönelmek durumundadır. Hedefine doğru doğal olarak yönelir. Ama pervert özne, yani simgeseldeki özne oradan sapar. Başka bir hedefe yönelir. Ama onun arzusu bilinç dışında yine varlığını korur. Bilinç dışına ulaşabildiğinizde, yani onun imgeselini konuşturmaya başladığınızda psikanaliz sırasında örneğin ya da başka durumlarda onun doğal yolunu, nevrotik alandaki sapmış olduğu daha önceki yolunu görmek mümkün olur.